Yani özür dilerim, ne söyleyebilirim yani? Başka bununla alakalı söyleyecek bir şey yok. Bu penaltıyı ömrüm boyunca herhalde her gece yatmadan atacağım yani, rüyamda ya da maç için uyumadan. Kaptan geçmiş olsun. Üzüntünü paylaşıyoruz. Genelde dörtlü savunmayla oynuyor Türkiye ama bu karşılaşmada üçlü savunmaya döndü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Takım bunu ilk 15-20 dakika biraz sıkıntı yaşadığı gibi gözüküyor. Bu değişikliğin skora etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben şöyle üçlü dörtlü olarak bakmamak lazım. Bugün penaltı gol olsaydı 2-2 olup önümüze bakacaktık. Yani üçlü dörtlü. Ben üçlüyü de belki bocalamamız olmasına rağmen üçlüyü de yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Yani büyük bir çoğunluğunda. Bocalama her zaman olacaktır. Sonuçta Portekiz'de oynuyoruz. Onların da üstünlüğü olacaktır maç içerisinde. Ama bunu üçlü dörtlü diye bakmamak lazım. Bence bu maçı tamamen penaltıya bağlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü 2-2 olsa çok farklı bir senaryo olacaktı. Yani bu üçlüyü dörtlü değil ama penaltı gol olsaydı farklı bir senaryo olacaktı. O yüzden buna bağlamak lazım Fatih abi. Üçlüye dörtlüye değil.